Hozirgi g'assollarni aytayotgan iltimosi, hozirgi g'assollarni aytayotgan qarangki taklifi bittaki ayollar jasadlarini juda ham qo'pol ravishda, Allohni qarangki qahri kelar darajada buzishyapti deb ko'p marta aytishyapti. Lablar kesilyapti. Lablarga ukollar qilinyapti. Allohni bergan labidan 10 karra qarangki bu yoqqa durtayib chiqib turadigan lablar hosil qilinyapti. Bu yoshlarning ichida oddiy holga aylanyapti. Yoshi katta-katta 50-ga 60-ga chiqqan xotinlar qovoqlarini kestirib, ko'rinishini o'zgartiryapti. Lekin qarigandan keyin qovoq bosib tushadi. 60-ga chiqqan xotin endi qayerga borasan? Qovog'ini kestirib, mana Alloh va bunaqa qilib yaratishini ham bilaman deb turib, Alloh bilan qaslashib turibdi. Qoshlar kuydirib tatuvaj qilinyapti. Tirnoqlar tirnoq qo'yilyapti, sochlar kesilyapti, oq qoraga bo'yalyapti. Kelgan mayit deydi, sartaxtada yotibdi deyapti g'assol qizlar. Ko'rsangiz, o'likka o'sma qo'yibdi degan narsada shunaqa xunuk ko'rinadiki deydi. Turma qo'y, o'sma qo'y ota bo'yini qilgani. Qo'lingga xina qo'y, payg'ambarim alayhisalom ayolning qo'li xinoli bo'lsin dedilar. Bir joyga janozaga bordik, o'zimiz ham ko'p narsa, ko'p joyda aytib berdim bu narsani. G'assol ayol endi ishlarini boshlagan 1-2 yil bo'lgan ekan, boshlaganlariga qo'shni xonada biz ayvonda ayollar bilan zikr etib o'tiribmiz. Otinoyni chaqirib bersanglar menga deb odam chiqaribdilar. Kirdik, nima gap desa, mayitni sartaxtaga yotqizganlar yo'q, hali kiyim kechakda yotibdilar, yechintirilmaganlar. Otinoyi dinla shariatni bilasiz-a? Ha, bilaman. Ma'mundo turnolari 57-ga chiqqan ayol. O'laman demaganlar. Kechpayt mashina yo'ldan o'tayotganlarida yo'lini ari betiga o'tib nog'ogan ekanlar, shom paytida. Yana qaytib mashinalari tomon kelayotganlarida mashina urib ketib, bir lahzani o'zida yo'lga ham yetib bormasdan o'sha to'zda jon berganlar. Mana qarang, lahzada bo'yotgan ish, bu xotin hali o'laman demagan, bunda turnoq bilan yurgan xotin. Turnoqlar mana bunda ko'rsatyaptilar mayitni. Usti qip-qizil bo'yoq bilan bo'yalgan. Mana. Qoshlar kuydirilgan. Lablari atrofigacha kuydirib chizilgan. Sochlar kalta, oq qora bo'lib yotibdi. Mana shu ahvol deyaptilar. Endi men qoshiga yo sochiga bir narsa qila olmayman. Lekin mana mana lakki ustida men 100 marta g'usl qildirib qo'ygan taqdirimda ham 100 martasida ham u beg'usl hisoblanaveradi. Hozir men jo'natib yorsam kafallab shu ahvolda ishimni qilib, Xudoni oldiga yuvuqsiz ketaveradimi? Ha, ketaveradi. Nima qilay otinoyi deb savol beryapti. Yuvib, ishimni bajarib jo'natib yuboraymi yoki meni vakolatimga kirmaydi buni turnog'ini o'chirish deyaptilar. G'assol sochning chigalini taramaydi. Harom tuk olmaydi. G'assol turnoq qarangi qaychilamaydi. Uni ishi tahorat qildirib, ustimizdan g'usl qilib, suv quyib, kafanga yurgaylab ketish g'assollik ishi. Shu bilan vakolati tugaydi. Xudoning marhamati bilan farzandlari qarab turibdi. Nima qilishimiz kerak? 3 qiz, 1 o'g'illari bor ekan, bitta kelin bilan 3 ta qiz qarab turibdi. Nima qilaylik? Etinglar biz ham foydamiz deysa. Onangga rahming keladimi? Ha, rahmat keladi. Qudrating yetsa shu turnoq bo'yog'ini o'chir. Chiroyli qilib yuvib bersin. Keyingi g'usl suvi o'tsin, Alloh oldiga yuqsiz ketmasin onang. Ikkitasi ikkita qo'liga o'tirdi, ikkitasi ikkita oyog'iga o'tirdi. Mayit jonimga tegma, azor bermadirkan-de. Tegma, qattiqroq qo'ling tegib ketmasin, qalqib ketmayin, jonim azorlanadi derkan. Shuning uchun yuvayotgan yuvg'uchilar qayta-qayta kechirim so'rab, uzr so'rab yuvadi. Qarsillatib tirnoq olishyapti, tirnoqlar uchyapti. Buyodan qarayki, atiton bilan qo'lini yulib-yulib hammasini o'chirishyapti. Ikkitasi oyog'ida qarsillatib tirnog'ini yulyapti. Qanaqa azob, qanaqa uqubat, bir xunuk hol, mayitdan azoblanib ketdi. Bu yoqdan ishini qilib bo'ldi, bu yoqdan kelib haligi g'assol yuvib berdilar, kafanlab bo'ldilar, tepalarda hech narsa o'qishga ulgurmadik. Boyagi narsa bilan o'zi ovora bo'lib, bu yoqdan erkaklar kirib olib chiqib ketishdi. Mayli dunyoda chiroyli bo'lib yurgan yaxshi, lekin shariat ruxsat bergan darajada yuring. 50'den aşkan hatırlar, 60'ki çıkan ayolar, amir mariflege boramız, kukureyini yarmigece bir yakın sılkıp duradı. Sonlardan köyleyin ki işedi. 60'ki çıkmatken ayolar yakında bir cahaya amir marifke borsaya oturuştu. Kata var kudeler. Mamın da akıllı başı bir ruma çoçuk çıkıp koyuyor. Kayaka ki varsam, ben şimdi bir parça elette, hangi ağırlığı kıladım. O varsa indime kıladım. Uğrak geledi yanıyan var. Bir parça ruma alıp, qarangki og'ir bilib boshiga sochiq yopib o'tiradiganlar ham bor. O'tirgandan keyin tizzadan keladigan qo'yni yana tepaga chiqib ketadi. Sonlar orasini
Yeteğe bitti çocuğu yazadı, tipeğe başıge bitti çocuğu yazadı. Min hıcalet bilen yarım kokurayıp yaka çıkıp durup da Mevlüt'te otur edigerler var. Amrım Arif'i işte edigerler var. Beş kulli dünyada uzayını şunca sazayı kılıp buna kılasam ben de. Peki namaz vakti bu kalsa namaz okuvat gelen kurup hayretlerim kalasın. Vapet yığınlığı kırp oramız, bana şunu da tırsiyeden sahar düşüp dur edigen, triçe dur yiyinle bile namaz okuşat. Allah'a ekber dedi bu da okuvrat. Bılkıllar, bileyler korunuyordu. Yoki boshidagi ro'moli shunda oldiga qiladi. Tomoqlari ko'rinayapti, sochlari osilayapti. Orqadan bir dunyo soch chiqib turibdi, shu bilan namoz o'qiydiganlar bor. Zizzadan ko'ylak kiyib namoz o'qiyotganlar bor. Chaqirsa, namoz vaqti bo'ldi desa, o'rnidan hamma turganga uyalib o'rnidan turib namoz o'qiydi. Orqang yalang'och, ustin yalang'och, bu o'qigan namozing senga asqotarmidi? O'zingni o'zing aldab qilayotgan ibodating bilan Alloh aytarkan, namozni kalaka qilgandek namazı mayna qilganda namazı bilan yuzingni urindirgan Alloh qiyomat kuni. Ha namoz o'qib kelganman, Xudoyim, sen namazı bilan urindirgan yuzingga. Nega? Maynayi mazah qilganing uchun ibodatim bidirgan Alloh. Va Xudoning marhamati bilan demak qarangki, mana shunaqa holatda ketayotganlar ko'p. Bir haftada bir marta juma kuni poklanadigan kunimiz. Tirnoqlar olinadi. Harom tuklar poklanadi. İnsan üstüden su kıyadı. Cümenin gusülü balagatke yetken üçün vacib durduğun hadisleri var Peygamberim Aleyhisselam'ın. Hemenizge vacib cüme günü gusül kılış. Sünnet gusül değil adı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüme buldum üstülerden o vakit yitirip su kıyak geldi. Demek ki kıyaşı parlayan Osman parişteleri yerde düşedigen kün cüme. Hemen dua izi kurtarıp getirdi. İbadetler izi kurtarıp getirdi. Şu günde kuşboy atırlarını sepip çırali kitleyip öptür indirkenle Peygamberim Aleyhisselam. Nege? Mu'minlerini bayramı yeken cüme. Parıştalar gelip yokluydigen, kum haccül mesakin, miskinler haç kıladigen. Maçitki barıp giden miskinge, kembegalge haç kıldı sevabını vererken Allah. Nege pulu yoday haç kılışge. Uşu bitti maçitki barıp gidenige haç kıldı sevabını Allah ata eterken. Peygamberim Aleyhisselam merhamet kıldılar. Medine şehrinde bir kişi vefat etti. Çıktılar, cenazeye katlaştılar ve kayıtıp gelip ayolları ki şundan söz dediler. Rozg'orizda nimangiz bor, ey zavjam dedilar. Bitta dekchida qaynatsa bo'ladigan taom chiqadigan rozg'orim bor dedilar. Qaynating. O'sha bir dekcha ovqatni qo'shningizga olib chiqib bering. Lekin ularning xonadonida ta'ziya bo'ldi, musibat bo'ldi. 3 kungacha qozon qaynatish u xonadonda makruh bo'ladi dedilar. Shuning uchun 3 kundan chiqarib turib qilsak, inshaalloh makruhdan qochgan bo'lar ekanmiz ihsonni. Ihsonni albatta 3-chi kuni qilvarsin deb Qur'onda yozilmagan. O'zingizga qarab, sal et olib, sal qarangki bag'ringiz butun bo'lib, qaddingiz sal tiklangandan keyin ham ihsonni qilsa bo'ladi deb hisoblanadi. Va payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar, 3 kungacha qo'ni qo'shnini, do'sti yori chiqargan ovqati mu'min musulmon ummat uchun bir-biriga qarangki qilgan siylay rahmi bo'ladi. Bu mandan qolgan sunnat turdidilar. U chiqarilayotgan taom kimning luqmasi deb so'ralganda hasakashniki dedilar. Bir yoqdan may chiqib ketyotib, bir yoqdan shohona dastaxonlarni yozib olganmizdi. 3 kungacha qabr zirillab turar ekan, shunaqa kuchli savol-javob bo'lar ekan, shunaqa kuchli savol-javob paytida tafakkur qilib ko'ring. Qizlar bag'ri butun xotinlarga norin tortib yuradi. Olinglar, savobidan tegsin, yeb turinglar. Ichkari uyga kirib onangni duo qilsang-chi. Yemi yedirganing, kiyimi kiydirganing, boshingda parvona bo'lib jonini fido qilganing 3 kunda yer zirillaydigan darajada savolga javob berar ekan. Seni koyningi narın sığvattı mı? Seni koyningi dastakhan tuzaş, kigen kitkengi somsa tartış sığvattı mı? Bana şunu bir oylep koruş gereken parzantlarımıza. Kabristan'ı koyup gegen oğullarımız başımızda tabarak itilavat kısın. Koy adam mı? Tuyda alasan kalbini. Tuyda tapasan, yakşıkunda, haşamda alasan koynunu. Yakşıkunin kop boladı bolam. Benden kegen dost basayım başımda oturup tabarak yengiletip koy kabristan üstüde. Deb turib vasiyat qilishi bilishimiz kerak ekan. Bitta lahatni ustida janoza qaytayotganda taborak o'qilgan qabrning egasiga shu bugun nahiy munkar qabrga kirmasa ekan, savol-javob bo'lmasa ekan. Qarang, Alloh aytar ekan, qayting ey nahiy munkar farishtalari, bugun bu mayit mening mehmonimdir derkan. Jannati nayin dasturxonlari yozilib, qabrda bazmi jamshitlar bo'lar ekan. Nimani sharofatidan Xudoyim deyilganda tili Qur'onni taniydigan zurriyot va nabira qoldirganining shafoatidandir deyilarkan. Va Xudoning qudrati bilan qani endi joningizga jo bo'ladigan, aro bo'ladigan bu farzandlar har kuni kelib qabr boshida bir martadan o'qib tursa.
ota-onalarga nechukullab har kelgan kunida nahiy munkar qaytarilib, agar qabrda yotgan banda ibodatlari shunga loyiq bo'lsa, bu holda savol-javobingni ko'tardim, kechdim devorsa ham ajabmas ekan.